kampımızı başlatacağız. Değerli basın emekçileri, değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Ve kendi kurumları adına buraya teşrif eden değerli misafirlerimizi tanıtmak istiyorum. DİSK MYK üyesi Kamber Saygılı, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve Devrimci Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgülü, DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Veli Besülen ve Genel Sekreteri Nevit Kızılöz, DİSK Güvenlik Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, MYK üyeleri İrfan Karcıağ, Doğan Özdemir ile Nadir Yazıcı, DİSK Devrimci Sağlık İş İç Anadolu Bölge Temsilcisi Derya Öztürk, DİSK Petrol İş MYK üyesi Mustafa Mesut Tekin, DİSK Gıda İş eski DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve DİSK Gıda İş Genel Başkan Yardımcısı ve eski Genel Başkanı Ceral Ovat, DİSK Devrimci Turizm İş İstanbul Şube Sekreteri Saniye Evren, SES Genel Başkanı, eş genel başkanı affedersiniz, İbrahim Kara ve MYK üyesi Fikret Çalağan, Eğitim Sen Genel Sekreteri Keskin Bayındır ve MYK üyeleri Ahmet Karagöz ile Ebru Yiğit, Tümbel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Genel Sekreteri Yılmaz Yardımcı ve MYK üyesi Mümtaz Başar, BESK Genel Başkanı Serpil Akpınar, Genel Sekreteri Aziz Özkan ve MYK üyeleri Özlem Yılmaz Yaşar ile Sedat Suna, BTS MYK üyesi Mehmet Akif Çetin, Tarım Ortam Sen Genel Sekreteri Ali Kılıç ve Ankara Şube Başkanı Ercan Cömert. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü projelerinde çalışan ve 13 gündür taşerona karşı grev yapan işçi temsilcileri Özgür Kars ve Hakan Kaya, Batis Sendikası'ndan Boni Çorap direnişindeki işçi temsilcileri Fahri Koçan ve Hakan Gürses, SODAP temsilcileri Tülay Korkutan ve Basri Arapçı, ayrıca zeytinlikler yasasının çıkmaması için toplumsal muhalefeti örgütleyen platformda arkadaşlarımız aramızda, tüm misafirlerimize katılımlarından ve bize güç katmalarından birlikte geleceği örgütleme adına aramızda bulunan bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz, bizlere onur verdiniz. Değerli arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere yarın 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümündeyiz. Özellikle emperyal amaçlarla ülkeyi yönetmeye çalışanların hesabını bozan ve 15-16 Haziran direnişiyle Türkiye'de işçilerin, emekçilerin bir araya geldiklerinde neleri başarabileceklerini tüm ülkemize tecrübe ettiren böyle bir direnişi oldukça önemsediğimizi, bu yıl dönümünde o ruhun mirasçısı, o mücadele geleneğinin bütün sorumluluğuyla yükünü taşıdığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca çocuk işçiliğiyle mücadele haftasındayız. Çocuklara bırakabileceğimiz en büyük mirasın adil, yaşanılabilir bir dünya ve kalıcı onurlu barışın olduğu bir ülke olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli misafirlerimiz konuşmasını yapmak üzere parti sözcümüz ve Ruhan milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir'i kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Başkan, basının değerli emekçileri ve bugün grubumuzu onurlandıran KESK ve DİSK'e bağlı tüm sendikalarımızın saygıdeğer temsilcileri, emeğin sözcüleri, sarı sendikacılığa karşı gerçek devrimci sendikanın ne olduğunu bütün hayatları boyunca, mücadele hayatları boyunca bütün dünyaya gösteren siz değerli kardeşlerim, yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok açık ve net bir dille ifade etmek gerekirse, bugünkü KESK ve DİSK'e bağlı sendikalarımızın grubumuzu ziyaretinin
15-16 Haziran tarihine denk gelmesi aynı zamanda geleceğe nasıl bir umutla bakmamızın da yol haritasını bizlere sunmaktadır. Tıpkı HDP önüne konulan baraj gibi, nasıl ki HDP milyonlar, nasıl ki bütün ötekiler, farklılıklar ortak paydalar etrafında buluştu, setleri, barajları, engelleri kaldırdıysa, bundan tam 47 yıl önce bir kez daha bu coğrafya setleri, barajları, barajlı sendika uygulamasını, daha doğrusu örgütsüz emek yaratma çabasını nasıl boşa çıkarttığının da göstergesi ve delaletidir. Tam da bu noktada değerli kardeşlerim, HDP sizlerin sesidir. HDP emeğin sesidir. HDP emeğin sömürülmesinin tam da karşısında duran yegane bariyerlerden, yegane engellerden bir tanesidir. HDP, Kürdün, Alevinin, Sunninin, Ermeninin, Süryaninin aynı zamanda sesidir. HDP, bütün ötekilerin bir arada eşitçe, özgürce, kardeşçe bir arada yaşamasının sesidir. HDP'yi çok açık ve net söylüyorum. Tanımıyorlar. HDP'yi tanımıyorlar ki HDP'nin baskıyla, zorla, şiddet uygulamalarıyla sesinin kısılabileceğini, toplumsal destekten mahrum kalabileceğine dair bir yanılgı içerisindeler. Bakın, bir arada yaşama arzusunun aynı zamanda saldırıya maruz kalmasıdır. HDP'nin saldırıya maruz kalması. Bugün buraya gelirken AK Parti Genel Başkanı'nın konuşmasına da tanıklık ettim. Bir sözü vardı. Demokrasi. Bir diğer sözü vardı. Hak ve hukuk. Bir diğer sözü vardı. Eşitlik. Subhanallah. Subhanallah. Tamı tamına 2 yıldır bu ülkenin bütün farklılıklarına kan kusturan siz değil misiniz? HDP fikriyatının, HDP'nin çabasının, bir arada yaşama arzusunun sandık başında yok edemediğinizde 5000'i aşkın üyesini, aktivistini, bileşenini cezaevine koyan siz değil misiniz? AKP Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanlığı'nda veya külliyede veya eşgüdüm halinde koordineli bir noktadan yönetilen saldırılardır. Şimdi hakkımızda açılan dava ve soruşturmalarla yeni bir boyut kazandırıldı. HDP'ye siyaset yapma yasağı getiriliyor. Bu parlamentoda, bu kürsüde yapmış olduğu konuşmalardan dolayı eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ, milletvekilimiz Besme Konca, Ferhat Encü ve aynı şekilde diğer milletvekillerimiz siyaset yasağı getirmek suretiyle tarihimizin, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi tasfiye operasyonu gerçekleştirilmek isteniyor. Şimdi AKP Genel Başkanı'na buradan müsaadenizle bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Siz bir şiir okumuştunuz ve size siyaset yapma yasağı getirilmişti. Tıpkı şu anda sizin elinizde olan basın yayın organları gibi. Basın yayın organı demek aslında zuldur. Tıpkı şu anda yönetmiş olduğunuz zurnalar gibi, fitikler gibi. Tek bir elden, tek bir ağızdan tasfiyenizin alkışçılığını yapanlardan şu anda medyanızla birlikte ne farkınız kaldı? Çok açık ve ne söylüyorum, ne farkınız kaldı? Rakibimiz yok diyor. Zulüm yapmakta fark attınız. Zulümde şu anda rakibiniz gerçekten bu ülkede yoktur. Zalimlikte birinci oldunuz. Müslüman dünyasına çok açık ve ne söylüyorum. Bu ülkenin de özlemi olan Müslüman dünyasına kara bir leke sürdünüz.
evrensel bir inanç olan Müslümanlık şu anda sizin yüzünüzden kendine Müslüman deyimiyle adeta boğuşuyor vaziyettedir. Değerli kardeşlerim, bütün bu olup bitenlere Selahattin Demirtaş eş genel başkanımızın sözüyle bir kez daha yanıt vermek gerekiyor. Bir kez daha esas bu kürsüde konuşması gereken Selahattin Demirtaş'ın sözüyle bütün Türkiye kamuoyuna, Kürtlere, Türklere, Ermenilere, Süryanilere, emekçilere, emeği elinden, rızkı elinden alınanlara, alın teri çalınanlara seslenmek istiyorum. Şöyle diyor Selahattin Demirtaş. HDP'nin savunduğu siyaset, savunduğu ilke ve değerler bu ülkenin gerçeğidir. İnsanlığın tarih boyunca biriktirdiği, süzüp damıttığı değerlerdir. HDP'yi, HDP fikriyatını, savunduğu ilke ve değerleri hapislerle, cezalarla, siyaset yasaklarıyla, itibarsızlaştırmayla, kampanyalarla yok edemezsiniz. Yok edemediniz, yok edemeyeceksiniz. Buradan bir kez daha Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a ve cezaevinde bulunan bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu ülke bir gün mutlaka ama mutlaka aydınlığa kavuşacaktır. Ve aydınlığa kavuştuğu gün onların emeği, onların çabası, onların direngenliği tarihte en saygın yerini alacaktır. Değerli kardeşlerim, bugün 222. gün. Anayasa ve hukuka aykırı dokunulmazların kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar başladıktan hemen sonra fezlekeler oluşturulmaya başlandı. Ve özellikle AKP Genel Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama ve çağrılardan sonra neredeyse müflis tüccar mantığıyla eski defterler karıştırıldı. Eski defterlerden sonuçlar elde edilmeye çalışıldı. Bakın, 12 Eylül 2010 tarihinde Selahattin Demirtaş eş genel başkanımız, yani bundan 5 yıl 3 ay sonra 5 Ocak 2016 tarihinde Erdoğan'ın vermiş olduğu talimat sonrası hakkında fezleke hazırlandı. 8 Nisan 2011 tarihinde yapmış olduğu konuşma tam 408 ay sonra 6 Ekim 2015'te fezleke hazırlandı. 24 Mart 2011 tarihinde yapmış olduğu konuşma tam 4 yıl 6 ay sonra 6 Ekim 2015'te fezlekeye dönüştürüldü. 28 Mart 2011'de yani 4 yıl 6 ay sonra 15 Ekim 2015'te bu fezlekeye dönüştürüldü. Değerli kardeşlerim, bundan daha vahimleri de var. Bir yerden talimat veriliyor. Öte yandan Türkiye çapında bütün iller, bütün il savcıları, bütün mahkemeler harekete geçiyor. Biz bunların hakkında nasıl fezlekeler hazırlarız? Telaşı başlıyor. Ama bunlardan çok daha ilginç bir husus var. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı hazırlamış olduğu fezleke. Bu talimatlar gittikten sonra Kayseri Cumhuriyet Savcılığı büyük bir telaş içerisine giriyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl bir fezleke hazırlayacağız? Bu öyle bir şey ki Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hayatları boyunca Kayseri'ye gitmemişler. Hayatları boyunca Kayseri'de herhangi bir konuşma yapmamışlar. Herhangi bir televizyon programı da çıkmamışlar. Ama nasıl olur? Kayseri'nin, Kayseri Savcılığı'nın da bir fezleke hazırlanması lazım. Emir büyük yerden gelmiş. Oturuyorlar, düşünüyorlar. 9 Mayıs 2015 tarihinde Kayseri yeni doğan seçim büromuza bir saldırı olmuştu hatırlarsanız. O saldırı sonrası HDP avukatları önlem almadığı için objektif sorumluluğundan dolayı, objektif kusurundan dolayı il emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Söz konusu suç duyurusu 13 Ekim 2015 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair bir kararla, takipsizlik kararıyla kapatılıyor. Ama bundan 5 ay sonra, talimat geldikten sonra emniyet müdürüne
haksız ithamda bulundunuz diye Selahattin Demirtaş Figen Yükseklak hakkında fezleke hazırlanıyor. Bu Kayseri pazarlığı değil ha. Bu müflis tüccar mantığıdır. Müflis tüccar iflas ettiğinde eski defterleri karıştırır. Bakın geçen hafta Şırnak milletvekilimiz Ferhat Encü hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 ay ceza verildi. Yapmış olduğu konuşmada Taybet Ana'ya sahip çıktığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay ceza verildi. Ve aynı zamanda siyaset yasağı konuldu. Hani siz seçilmişi atanmışa ezdirmeyecektiniz? Yıllarca bağırmadınız mı? Avazınızın çıktığı kadar. Seçilmiş, seçimle gelen ancak seçimle gider. Peki şu anda sizin yapmış olduğunuz ne? Ferhat Öncü sokağa çıkma yasağını ilan etmiş. Kim getirmiş bu sokağa çıkma yasağını? Kim getirmiş? Dönemin vali yardımcısı. Kimdir o vali yardımcısı? Şu anda cezaevinde. Kim getirmiş o sokağa çıkma yasağını? Beyti Şeva Kaymakamlık. Nerede şimdi? Darbeden cezaevinde. Bir halkın vekili, milletvekili Taybet anasının yanında olmayacak da kimin yanında olacak? Kimin yanında olacak? Söyleyeceğimiz tek bir söz var bu konuda. Ya Rabbim sen bunları kendi adaletleriyle yargıla. Öyle bir noktaya gelsin ki bugün bu topluma, emekçiye, sendikaya, HDP'ye, ötekiye, muhalife uyguladıkları ne kadar hukuksuzluk varsa hepsinin aynı zamanda tadına varsınlar. Tadına varsınlar ki hukuk nedir, hukukun üstünlüğü nedir, adalet nedir bir kez daha idrak edebilsinler. Bu Ramazan ayında idrak edebilsinler. Dersim milletvekilimiz bir tane pırpırlı tarafından, çok açık söylüyorum, bir pırpırlı tarafından kendisini herhalde paşa sanıyor ya da kendisini deli domrul sanıyor, yolu kesiliyor. Eşiyle birlikte kimlik kartını, tanıtım kimlik kartını gösteriyor. Hayır diyor, ineceksin arabadan, seni arabanı arayacağım. Futursuzca, ahlaksızca hakaretlere maruz kalıyor milletvekilimiz. Çok açık ve net söylüyorum. Bu meclisin haysiyeti 15 Temmuz'da bir saldırıya maruz kaldı. Bir diğer saldırı dokunulmazlıkların kaldırılmasıydı. Bir diğer haysiyet saldırısı eş başkanlarımızın gözaltına alınması, milletvekillerimizin gözaltına alınmasıydı. O günden bugüne değin her gün ama her gün bu saldırı devam ediyor. Meclis başkanı oturmuş, koltuk o kadar şirin ki demek ki bunları ancak ve ancak izlemekle yetiniyor. Viranşehir'de eş genel başkanımız Beytülşebah'ta aynı şekilde Ferhat Encü'nün ifade etmiş olduğu bu uygulamaları gerçekleştiren hangi kriptoya üyedir, hangi çeteye mensuptur dediklerinde haklarında fezlekeler açıldı ama söz konusu uygulamaları gerçekleştiren ve bir önceki grup toplantısında size paylaşmış olduğum Viranşehir ilgili ilçe müdürü, ilgili polis şefi şu anda darbeden tutuklu cezaevinde bulunuyor. Peki Dersim'de bu uygulamayı Alican Önlü milletvekilimize gerçekleştiren zat hangi örgütün kriptosuyla ilişkilidir? Hangi örgütün kriptosudur? Ve nasıl bir anlayış, nasıl bir mantıktır ki Meclis Başkanı 16 Nisan'daki referandumdan sonra uyum yasalarını konuşalım diye meclisteki grup başkanlarına davetiye gönderiyor. Yanlış duymadınız ha, meclisteki grup başkanlarına. Ama davetiye yanlış yere geliyor. Davetiyenin Edirne cezaevine Selahattin Demirtaş'a gitmesi gerekiyordu. Eğer gerçekten samimiyetle istişare etmek istiyorsanız,
ülkenin bu dar boğazdan çıkmasına dair miskali zerre kadar bir arzunuz, bir isteğiniz, bir istek kırıntısı kalmışsa, aha Selahattin Demirtaş buraya gelecek, bu kürsüde Osman Baydemir yerine kendisi konuşacak. Şu anda meclis başkanının tavrı, öldürülmek istenen, defnedilmek istenen bu meclisin iradesi totaline bir kürek toprak da atmaktır. Bunun ötesinde emin olun başka bir izahı yoktur. Düşünün, kanun hükmünde kararnamelerle, olağanüstü hal rejimiyle adeta meclis alternatifi bir yapı zaten şu anda oluşmuş, derdesttir ve faaliyete bulunuyor. Siz kalkmışsınız, uyum yasalarından bahsediyorsunuz. Bu da yetmiyor. Ortam güllük gülistanlıkmış gibi Sayın Meclis Başkanı bütün milletvekillerine iftarda buluşalım, iftar sofrasında buluşalım davetlisini gönderiyor. İftarlarımız bir dayanışma ağıdır, dayanışma ağı. İftarlarımız tokun, açın halinden anlaması, idrak etmesi aynı zamanda mekanıdır, yeridir. Gelin görün ki sizin göndermiş olduğunuz bu davetlerin aynı zamanda sahiplerinden bir tanesi Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Besime Konca, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan şu anda cezaevinde. Eğer gerçekten bir dayanışma sofrasında buluşmak istiyorsanız öncelikle bu arkadaşlarımızın bu mekana ait oldukları yere, halkın getirmiş oldukları yere geri dönmeleri gerekiyor. Zindanların kapısını açmanız gerekiyor. Ama bundan önce de zindancı başının kininden, öfkesinden, hırsından kurtulması, vazgeçmesi gerekiyor. Değerli kardeşlerim, hukuk ve adalet mayadır, maya. Bir toplumu ayakta tutmanın mayasıdır. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Sözüm ona, daha mecliste uyum yasası çıkmamışken Adalet Bakanlığı başkanlığında toplanıyor. 3 daireden olan daireler 2'ye düşürülüyor. Kendi aralarında görev dağılımı yapıyorlar. Ve aynı zamanda itham mekanizması karar veren mekanizma haline dönüşüyor. Yani şikayet ettiğinize, açık söylüyorum, şikayet ettiğinize şikayeti karara bağlayacak mekanizma haline dönüşmüş oluyor. İşte böylesi bir atmosfer içerisinde bunlar sözde hukuku koruma kurumu herkesten ve her şeyden önce hukuku katletme kurumuna dönüşmüştür bulunuyor. Bakıyoruz. Biliyorsunuz son dönem yargıda damatlar içtihadı oluşmaya başladı. Damatlar tutuksuz yargılanıyor. Buna Türkiye hukuk tarihinde hukuk fakültesini okuyanlar, hukuk tedrisatından geçenler ya da birazcık alanlar herhalde damatlar içtihadı diye bir yere not edeceklerdir. Bakın, tutuksuz yargılanmak bir ilkedir, bir hukuk ilkesidir. İki durumla karşı karşıyayız. Ya bir ilkesizlik var, şahsa göre uygulanan bir hukuk var, ya da bir tehdit ve şantaj var damat içtihatlarında. Şudur, ey falankesler, ey birazcık muhalefet etme, birazcık parti içerisinde sesini çıkarmaya çabalayan, bu iş böyle gitmez, böyle olmamalıydı diyenlere bir tehdittir bu gözaltılar. Ya da çok açık ve ne söylüyorum, sabit ikametgah gerekçesi bu minvalde bir gerekçe olamaz. Damatların sabit ikametgahları vardı da Selahattin Demirtaş'ın her gün evine gittiğimiz genel başkanımızın sabit ikametgahı mı yok? Ahmet Şık'ın sabit ikametgahı mı yok? Ahmet Altan'ın sabit ikametgahı mı yok?
Nazlı Ölücağ'ın sabit ikametgahı mı yok? Şu anda cezaevinde bulunan onlarca, yüzlerce yöneticimizin, sendikacının, emekçinin sabit ikametgahı mı yok? Değerli kardeşlerim, geçen hafta Manisa'daydım. Tamı tamına 20 aydır aralıksız cezaevinde tutulan 105 arkadaşımız var. Manisa il eş başkanlarımız, bütün ilçe eş başkanlarımız ve yöneticilerimiz ve aktivistlerimiz ve bileşenlerimiz toplamda 105 kişi tutuklanmış. Sadece bir ilden 105 kişi tutuklanmış. Ve bu 105 kişiye dair yapılan itiraz, delil henüz toplanmamış gerekçesiyle reddediliyor. Ya 20 aydır sen tutuklamışsın, 20 aydır daha iddianameyi hazırlamışsın ve 20 aydır insanlar neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Yapılan itirazdan sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyurusunda bulunuldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, demin ifade ettim, şikayet mekanizması, şikayet edeceğin mekanizma, tutuklama talimatını veren mekanizma. Kimi kime şikayet edeceksin? Bir kez daha ifade ediyorum. İnşallah biizni kıvvetle hada bunların ekmek ve sudana, sizin elinizden, emekçi kardeşlerimin elinden aldıkları ekmek ve sudan önce adalete ihtiyaçları olur. Bunların da bir gün adalete mutlaka ama mutlaka ihtiyaçları olacaktır. Kardeşlerim, IŞİD bombacıları kendilerini patlattıktan sonra ismi, cismi, resmi her şeyi bir müddet hemen sonra televizyon kanallarında yayınlanıyor. Demek ki istihbarat serifleri peşlerinde. Demek ki bunların ne oldukları şu veya bu şekilde biliniyor. Dönemin başbakanı Davutoğlu diyordu ki, burası bir hukuk devleti. Türkiye'de bulunan canlı bombaların isim listesi elimizde. Ancak eylem yapmadıkça tutuklayamıyoruz. Vay be, nasıl bir hukuk devleti? Nasıl bir hukuk devleti? Canlı bombayı dahi eylem yapmadan önce tutuklamayacak kadar hukukun üstünlüğünü idrak etmiş bir hukuk devleti. Ama Ankara Otogar patlamasında IŞİD'in katliamından sonra il başkanımız, Manisa il başkanımız Sait Taycı beraberinde geldiği, Manisa'dan geldiği 4 arkadaşı o saldırıda hayatını yitiriyor. Kendisi hafif yaralanıyor. O hafif yarasına rağmen arkadaşlarını hastaneye ulaştırmanın gayreti ve çabası içerisinde. 10 Ekim 2015 Ankara gar patlamasında hafif yaralı kurtulan İl Başkanımız Sait Taycı hakkında Ankara patlamasından sonra, yani bugünlerde hakkında bir soruşturma açılmış. Sen niye ölmedin soruşturmasıdır bu. Niye polise mukavemet etmiş? IŞİD'çi cani elini kolunu sallaya sallaya katliam gerçekleştiriyor. Hukukun gereği katliam henüz gerçekleşmediği için canlı bomba yakalanmıyor. Canlı bomba saldırısından sonra yaralı kurtulan insan hakkında soruşturma açılıyor. Ve bu soruşturma tek değil. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Bunun size de hayrı yok. Bir gün gelecek, mutlaka ama mutlaka, bu insanlık suçlarından dolayı en azından yardım ve yataklıktan yargılanacaksınız. Kardeşlerim, bugünkü grup toplantımızın çok değerli, çok kıymetli konukları var. Türkiye emek mücadelesinde, Türkiye demokrasi mücadelesinde alın teri dökmüş,
Bugün HDP'nin ödemiş olduğu bedel gibi bedeller ödemiş. KESK ve DİSK sendikalarımızın bileşenleri üye sendikalar var. 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümünde bir kez daha bundan 47 yıl önceki gibi yan yana, omuz omuza, kol kola hem emeğin korunması hem de demokrasinin yüceltilmesinin arifesindeyiz, zeminindeyiz, yerindeyiz. Bir kez daha emekçi kardeşlerime buradan selam olsun. Nasıl ki işçi sınıfının sendikal barajlara karşı geliştirdiği mücadele o gün sonuç doğurduysa, o yasayı geri çektirdiyse, emin olma, yan yana duruşumuz, omuz omuza duruşumuz bugünkü baskı, zorba dayatmasını da püskürtmeye muktedir olacaktır. Kardeşlerim, AKP hükümeti tamı tamına 150 bin emekçinin elinden ekmeğini aldı. Tamı tamına 150 bin insanın rızkını elinden aldı. Git seni açlığa mahkum ediyorum. Neden? Nedeni yok. Savunma? Savunma yok. Mahkeme? Mahkeme de yok. Ben yaptım, oldu bitti. İşte kamu emekçileri, sendikalarımız. Şu ana kadar KESK'e bağlı tüm sendikalarımızdan 3249 üye ihraç edildi. Ve bunun 330 tanesi sendika yöneticisi. Amaç ne? Sendikasız bırakmak. Amaç ne? Örgütsüz bırakmak. Örgütsüz bırakıp daha rahat sömürüye alan açmak. Örgütsüz bırakıp daha rahat ekmeğini çalmak, ekmeğini çalabilmek. Daha vahimi var. Ses sendikamız, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikamızın saygıdeğer yöneticileri ve işinden olan arkadaşlarım, yoldaşlarım şu anda, kardeşlerim şu anda aramızdalar. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz kardeşlerim. Diyarbakır'dan 121 kişi, Urfa'dan 78 kişi, Dersim'den 76 kişi. Toplamda 661 kişi emekçi, memur ihraç edildi, ekmeğine el konuldu. Hani olağanüstü hal rejimi, hani kanun hükmünde kararnameler sadece ve sadece devlet içi hukuk dışı örgütlemelere ilişkindi? Hani olağanüstü hal rejimi, kanun hükmünde kararnameler özü itibariyle devlete yönelikti? Vana Seresbe Navroje Evare Drewa Karevandre. Karevandre. Değerli kardeşlerim, şu andaki emek sınıfının karşı karşıya kalmış olduğu en büyük tehditlerden bir tanesi de AKP'nin emeğe, emekçiye bakış açısının ve stratejisinin ta kendisidir. Birkaç maddede özetlemek gerekirse, iş güvencesini ortadan kaldırmak stratejisi. Yani istediği kişiyi istediği zaman kapı önüne koyacak bir hukuk, daha doğrusu hukuksuzluk sistemini kurgulamaya çalışıyor. Bir diğer stratejisi çalışma süresini esnekleştirmek. Hani kulağa da hoş geliyor ya, esnekleştirmek, nermek. Çok açık söylüyorum ben. Amaç şu, ayda 10 gün çalıştır, 20 gün aç bırak. 4 saat çalıştır, 4 saat aç bırak. Karnı yarı tok olsun, yarı aç olsun. Zaten iş güvencesi ortadan kalkmış. Biata zorlamak. Bir diğer stratejisi emeklilik sistemini bitirmek, bireysel emeklilik sistemine geçmek. Yani böylelikle devletin, sosyal devletin bütün ödevlerini yurttaşa karşı ortadan kaldırmak,
çok açık söylüyorum, yurttaşı, insanı, emekçiyi, vahşi kapitalizmin, vahşi karın sömürüsü, aranası haline dönüştürmek. Ve şu ana kadar emekçinin elinde kalan, neredeyse tek güvence diyebileceğimiz kıdem tazminatını elinden alarak bir kez daha emekçiyi, çalışanı saldırının açık hedefi haline dönüştürmek. Ve şüphesiz ki taşeronlaştırmak. Yani 21. yüzyılın kölelik sistemini bu ülkede kurumsallaştırmak. Bütün çalışanlara örgütsüzlüğü, sendikasızlığı dayatmanın politikasıdır bu kardeşlerim. Dayatmanın politikasıdır. 1 milyon 600 bin sendikaya üye emekçi var ve bunlar her gün aslında tehdit ediliyorlar. Bir nevi ya sarı sendikaya geçin diyorlar, ya sarılaşın diyorlar, ya da işinizde başınızla sizi terbiye edeceğiz diyorlar. Diğer yandan bakıyorsunuz, 14 yıllık iktidarı döneminde tamı tamına %500 bir artışla 2 milyon taşeron işçi, taşeron emekçi. Yani sömürü sisteminin kurumsallaşmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Seçim dönemlerinden önce bütün taşeron emekçiler, kardeşlerimiz hani kadro verilecekti? Bırakın kadro vermeyi, aynı zamanda taşeron işçisi olanların da ekmeğiyle oynandı, özellikle de kayyum atanan belediyelerde. Binlerce emekçi, askeri ücretle çalışan, hiçbir iş güvencesi olmayan emekçinin ekmeği elinden alındı. Müsaadeniz olursa 10 yıllık bir yerel yönetim tecrübem ve deneyimim var. O 10 yıllık zaman dilimi içerisinde arkadaşlarımla birlikte taşeron işçilerinin, çok açık söylüyorum, sendikalaşması konusunda mücadele verdik, soruşturmalara maruz kaldık. Kamu emekçisi, KESK'e bağlı sendikalarımızdan, özellikle de tüm BESEN yönetici arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki ilk memur sözleşmesini gerçekleştirdik soruşturmalar pahasına. Sizler buz kıranlık yaptınız. Bizler buz kıranlık yaptık. Şimdi amaçları ne? Bu politikayla amaçları ne? Amaçları açık ve ne söylüyorum. HDP'nin, HDP fikriyatının yerel yönetimlerde taşeronlaştırmaya karşı politikasını durdurmak, alternatif yeni bir belediyecilik anlayışı gelişmesin diye aynı zamanda kayyum atıyorlar. İşte bundan dolayı ha kayyum, ha zıkkum diyoruz emekçiler açısından da. Bu söz sadece benim değil, alın teri döken emekçilerin de aynı zamanda sözüdür. Ha kayyum, ha zıkkum. Kardeşlerim, peki neden bütün bunlar oluyor? Neden bunları yaşıyoruz? Neden bunları yaşatma cüretini kendilerine görüyorlar? Pek çok neden sıralanabilir ama ben bugün size iki nedenden bahsedeyim. Bir tanesi, Kürt sorununun şiddet boyutunu bahane ediyorlar. Şiddet var diyorlar. Çünkü şiddet var meselesi adeta bir sihirli sözcük. Peki niye şiddet var? Niye şiddet var? 7 Haziran 2015 akşamından, yani milletin iradesinin açığa çıktığı andan itibaren müzakere masasını, barış masasını, diyalog masasını devirdiler. Suruç'tan başlayıp Ankara otogar katliamına kadar kanla yapı taşları düşenen bir iktidar devşirdiler. Yani şiddetle iktidar devşirdiler. Yani şiddet sürdüğü müddetçe bunların baskı politikası onlara bir nevi iktidar sunuyor. Buna sığınıyorlar. Kim şiddetten nemalanmışsa, kim şiddetten iktidar devşirmişse, kim çocuklarımızın hayatı üzerinden kendini, istikbalini garantiye almanın çabası içerisindeyse, Dvi Roja Ramazan'ı da
Fadi Belavampıt. Fadi Belavampıt. Bir diğeri de darbe. Darbe girişimi. Junta kalkışması. Bu ülkede bir junta kalkışması oldu. Hepimiz tanıklık ettik. Bu junta kalkışması ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar ne kadar gerçek idiyse, bu junta kalkışmasından AKP'nin tüm kurmaylarının haberdar olduğu da en az o kadar gerçektir. Ve aynı zamanda bu Allah'ın lütfudur deyimi bugün sendikalarımız üzerinde, bugün emekçiler üzerinde, emekçinin ekmeğinin elinden alınması sürecinde kullanılan sadece ve sadece araçlardan bir tanesidir. Kardeşlerim, Nuriye, Semih, Veli, Acun Karaca her gün ama her gün eriyorlar. Sadece ve sadece işlerini, aşlarını, ekmeklerini yani onurlarının mücadelesini veriyorlar. Bir kez daha direnenlere, bir kez daha boyun eğmeyenlere buradan binlerce kez selam olsun kardeşlerim. Beş bin akademisini işinden ettiler. Herhalde işleri soğumadı. Soğumadı ki şimdi 50D düzenlemesiyle asistanlara iş güvencesi içeren 33A maddesine göre kadrolaşma imkanını da elden alıyorlar. Yani bunlarda hilket garibesi bir durum var. Mesela akademiden hoşlanmıyorlar. Akademisyenleri sevmiyorlar. Bilim yuvasını sevmiyorlar. Gerçek dindar Müslüman müftümüz gibi, vekilimiz gibi gerçek Müslümanları sevmiyorlar. Varsa yoksa onlara biat. Varsa yoksa boyun eğme. Onun için diyorlar ya, biat et, rahat et. Bu Kur'an, bu Kur'an. Biat etmeyeceğiz. Emin serifu neteviyiz. Emin serifu neteviyiz. Sadece bu değil. Aynı zamanda bunlar akarsuyun meyve çağındaki ağacın da düşmanılar. Tıpkı Nazım'ın söylediği gibi. Aynı zamanda bunlar hani Filistin'de zeytin ağaçları terörist olarak görülüyor ya, zeytin ağaçlarını kesmek orada herhangi bir sorun değil. Zeytin ağacını yakmak orada herhangi bir sorun değil. Çünkü orada da bir ceberut yapı var. Ceberut bakış açısı var. Bunların anladığı tek bir ağaç var. Tek bir ağaç. Hangi ağaç biliyor musunuz? Biliyor musunuz hangi ağaç? İncir ağacı. Milletin ocağına incir ağacı demek. Yan yana durmasını başarırsak, birlikte yürümesini başarırsak, bu zulüm düzeninin merkezine emekçisiyle, Süryanisiyle, Türküyle, Kürdüyle, ötekisiyle zulüm çarkının tam ortasına bir izni kavatehada biz de niye incir ağacı dikmeyelim? Tek bir şey yapmamız lazım. Bugün burada bu salonda olduğu gibi yan yana durabilmek, yan yana durabilmeyi başarabilmek. Bize gönül vermiş olsun veya olmasın. HDP'ye oy vermiş olsun veya olmasın. Andolsun ki HDP bütün mazlumların sesi olmaya devam edecek. Emekçinin yanında yer almaya devam edecek. Tezgah üzerine tezgah kuruyorlar. Hani hep eleştirdik ya, bir de doğruyu söyleyelim. Hakikaten tezgah kurmakta da AKP ve AKP hükümeti hakikaten uzmandır. Dezgecine havana dezgecine. Şimdi formüllerle oynuyorlar. Rakamlarla oynuyorlar. Ve milleti kandırmaya çalışıyorlar. 14 yıllık dönemlerine baktığımızda tefe tüfe oranına, yani tüketici endeksi fiyatlarına baktığımızda %210 artmış. Büyük şaşalarla ne dediler? Asgari ücreti 1300 liradan
1404 liraya çıkarıyoruz dediler. Peki ne oldu? Ondan sonra ne oldu? Bakın, yıl başında enflasyonda artış oranı 6.18 iken neredeyse yılın ilk ayı, ilk yarısında bunun çok önemli bir kısmı geri gitti. Yüzde neredeyse 3 katı bir enflasyonla karşılaştı bu ülke. Neredeyse asgari ücrette yapılan artışın tamamına yakınlık bir kısmı geri gitti. En düşük maaşlı memur bu yıl ayda 83 lira, ortalama maaşlı memur 88 lira 5 kuruş eridi, cebinden çıktı. Yani gelen 104 liranın 87 lirası kayboldu. Çay kaşığıyla verip kepçeyle geri almak politikası tam da bugün hükümetin uygulamış olmuş olduğu politikadır. Bundan çıkış yolu var kardeşlerim. Çıkış yolu var. Tek çıkış yolu da itiraz etmek. Yan yana durmak. İçeride ve dışarıda savaş politikalarına karşı çıkmak. Kürt düşmanlığı politikalarına karşı çıkmak. Demokrasi düşmanları düşmanlığı politikasına karşı çıkmak. Emek politikaları, emekçinin alın terine düşman olan politikalara birlikte karşı çıkmak, birlikte yol yürüyebilmektir. Kardeşlerim, bugün bu ülke işsizliği, yoksulluğu, çatışmasızlığı konuşması gerekirken gündem değiştiriyorlar. Neymiş? Vatandaşlıktan çıkarma gündemi. Çok açık ve net söylüyorum. Bunların amacı, bu politikanın amacı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini önlemek. Gülen'in Türkiye'ye iadesini önlemek. Tamı tamına bir yıl, iki yıl boyunca sürekli meydan meydan dolaşıp Gülen'in iadesini ey Amerika niye bize vermiyorsun diye feryat-ı figan ediyordu. Sonradan açığa çıktı ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonrasına kadar resmi bir başvuru yapılmamış. İstenmemiş. Niye? Niye istenmemiş? Gelin bir kez daha eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın sözleriyle idrak etmeye çalışalım. Eş genel başkanımızın sözleriyle. Çünkü Gülen'in iadesini istemiyorsun. Gelip burada kim bilir ne anlatacak, neden istemiyorsun? Çünkü Türkiye'deki belli başlı siyasi partilerin, ordunun, bürokrasinin tamamının ama tamamının Gülen örgütüyle ilişkisi var. Türkiye'ye iade edilir, yargılanır ve burada konuşursa Allah korusun Türkiye tek partili sisteme döner. Yani tek başına HDP kalır. Onun dışında başka bir parti kalmaz. Kardeşlerim, cemaat nasıl büyüdü? Kim cemaati büyüttü? 14 yıllık ortaklık dönemi içerisinde neler yaşandı? Defalarca bu salonda, meydanlarda kamuoyuyla, toplumla paylaştık. Ama mesele şu ki AKP mi cemaate sızdı? Yoksa cemaat mi AKP'ye sızdı? Yani kim kime sızdı? Tartışmasından bağımsız olarak ikisinin el ele verip devlete sızdıkları çok açık ve nettir. Çok açık ve çok acı bir gerçektir ki o sızmadan sonra kayırçı kavgası başladı. İşte şu anda bizim yaşadıklarımız, bizim yaşadığımız bütün bu mağduriyetler bu kayırçı kavgasının bir nevi sonuçlarıdır. Elbette ki bu kayırçı kavgası bitecek. Ve son olarak da Katar krizi. Katar'da yaşanan gelişmeler. Bir kere başından şunu ortaya koyalım. Ha Katar, ha Suud. Birbirinden hiçbir farkı yok. Şimdi bütün bu olup bitenler, bütün bu gelişmeler çok açık ve net bir şekilde gösteriyor ki duvar sana söylüyorum, gelin sen anla. Katar sana söylüyorum, Erdoğan sen anla gelişmesi krizidir bu kriz.
Eğer bu politika devam ederse bunun faturası bu ülke için çok ama çok ağır olacaktır. Yarın öbür gün bu ülkenin Lahey Adalet Divanı'nda sanık sandalyesine oturmasını istemiyorsanız bu selefi örgütlerle olan politikayı bir an önce ama bir an önce terk etmekle mükellefsiniz. İçeride ve dışarıda savaş ve çatışma politikalarını terk etmekle mükellefsiniz. İşte bütün bunlar olsun diye HDP siyaset yapmaya, HDP var olma mücadelesini ortaya koymaya devam edecektir. Ben bir kez daha emekçi kardeşlerime, sendikalarımıza, ekmeği elinden alınan kardeşlerime umutlu olun. Umutlu olun. Umudu yitirmeyin. Her darlığın sonu mutlaka ama mutlaka ferahlıktır. Her zalim iktidarın bir ömrü vardır ömrü. Ve zeytin ağacının ömrü bütün bu zalim iktidarların ömründen çok daha uzundur. En derin saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu her ufaşı ağacın serserenin saçar mıydı? Değerli misafirler, değerli arkadaşlar, konuşmasına...